Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni ile başkent Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suriye'ye kara operasyonu yapılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Türkiye hiçbir zaman tek başına bir operasyon yapmayacağını söyledi. Bunu vurguladık. Ya da başka bir ülkeyle ikili bir operasyon yapmayacağımızı da söyledik. Bizim politikamız şeffaf, nettir, gizli bir ajanda yok. Ve bir kara operasyonu olacaksa da bunu hep birlikte yapmalıyız. Yani tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey değil. 1,5 sene önce görüşümüz neyse bugün de aynı görüşü tekrar söylüyoruz. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de YPG'yi güvenilir bulmadığı şeklindeki sözlerinin ABD tarafından yalanlanmasına ilişkinse şu cevabı verdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz, hatta model ortağımız. Kendi içindeki kurumlar arasında farklı görüşlerin ya da aynı kurum içindeki kişilerin farklı görüşleri bizi bağlamaz. Esasen benim söylediğim telefonda ABD Dışişleri Bakanı dostum John Kerry'nin ne dediğidir. O kendisi telefon görüşmemizde YPG'nin güvenilir olmadığını, dolayısıyla DAEŞ'le mücadelede birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Konuşmalarımız zaten kayıtlarda var, net. Ben de kendisine bu noktaya geldikleri için, bu gerçeği gördükleri için teşekkür ettim. Çünkü anlatmaya çalışıyoruz başından beri, yine söylüyoruz. Umarım Amerika içinde de bu gerçekler tüm kurumlarda yer bulur, bu anlaşılır ve kendi içindeki farklı görüşler ortadan kalkar. İçişlerine karışmak için söylemiyoruz ama. Çavuşoğlu, ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımamasına da tepki gösterdi. Terörle mücadelede, biraz önce de söyledim, DAEŞ gibi terör örgütüyle mücadelede, DAEŞ'a göre seküler diye başka bir terör örgütüne bel bağlamak hem aziyettir, çaresizliktir, hem de çok büyük bir yanlıştır. Yani suya düşen yılana sarılmaması lazım çünkü o yılan da sizi sokar. Bu kadar ülke bir terör örgütüyle mücadele edemeyip de başka bir terör örgütüne güveniyorsa, bel bağlıyorsa, bu zaten Suriye'deki tablonun maalesef 5 yıl sonra geldiğimiz noktanın da bir göstergesidir. Bu yanlışlardan bir an evvel kurtulmamız lazım. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Belgelerle, delillerle konuşmaya devam edeceğiz. Duygusal tepkiler olamaz. Varsayımlar üzerine, bunlar çok ciddi konular, konuşulmaz. Gerçekleri belgeleriyle, kanıtlarıyla söylemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.